Şimdi öncelikle düşük çözünürlüklü kutu açılım videosu için özür diliyorum. Çünkü kamerayı yeni aldım. Daha huyunu suyunu da bilmiyorum. Çok da az vaktim var video çekmek için. Editlemeyle de fazla da uğraşamıyorum. Sadece birkaç yaptığım şeyi göstermek için video çekiyorum arkadaşlar. Hani bu konuda affınıza sığınıyorum. Yani çok diğer arkadaşlar gibi ekipmana para da vermek istemiyorum o kadar fazla. Önceliğim o değil çünkü. Şimdi selam kaplamadan geldi. Çok da güzel oldu. Zaten bitmiş halini sosyal medyada paylaştım ama onun altına da çok yorum yazan oldu bir video çek diye. Şimdi kutu açılış videosuna kaplamadan gelmiş haliyle devam edeceğim. Başka bir mekanda, bu sefer salondayım. Şimdi kutuyu açalım bakalım. Biraz da üzerinde konuşalım neler yaptık diye. Kutumuzu açıyoruz. Evet, açıyorum. Bakalım beğenecek misiniz sevgili arkadaşlar? İşte tabancam bu. Gördüğünüz gibi alt gövdesi bronz selikot. Üst kapakta siyah selikot. Yine selikot her tarafı. Yani farklı bir renk istemedim. Ben bu kombinasyonu çok beğeniyorum. Yeşil kombinasyonu da çok beğeniyorum. Safari kombinasyonu da çok güzel. Yani alt gövde safari, siyah, yeşil, siyah. Çok sevmişimdir. Şimdi neler yaptık? CNC işçiliğinden bahsedeyim. Namlu soğutma. Severim. İşe de yaradığını düşünüyorum. O yüzden namlu soğutma yaptık. Kapağın namlu kısmını bu şekilde açtık. Hani böyle Sardoku SP gibi gözüküyor biraz da. Bu hoşuma gidiyor. Zaten balık sırtı desen muhteşem. Sevgili arkadaşlar, şöyle biraz size göstereyim. Şimdi şurayı beraber yaptık biliyorsunuz. Ben bunu beğeniyorum. Çok da ince yapmadım. Kendim yaptım çünkü. Elime göre. Bence güzel de bir işçilik oldu. Şöyle elimi zaten buraya koyunca doğru tutuşu yakalıyorum. Zaten ergonomisi muhteşem olan tabancanın bu şekilde bir tık daha öne geçtiğini düşünüyorum. Silahımın ergonomisi için ben birkaç değişiklik daha yaptım. Mesela burası small, medium ve large. Biliyorsunuz SAR-9'da bu üç parçadan oluşur. Buraya small, buraya medium, buraya large taktım. Elimin bu C hareketini alması için ve çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka siz de kendi SAR-9'unuz için bunu yapın sevgili arkadaşlar. Evet, silahımız bu. Benim silahım lazer atma özelliği var. Bunu biliyorsunuz zaten, paylaşmıştım. Şöyle bir lazer hedefim var, size onu göstereyim. Gördüğünüz gibi evde bu küçük oyuncağımla kuru tetik çalışıyorum. Tabii ki iyi atış yapmak için kuru tetik çok önemli. Böyle sizin de aksesuarlar edinmenizi isterim. Sorularınız vesaire zaten bana ulaşmak çok kolay. Google'a bile Serdar Şahiner yazdığınız zaman benim cep telefon numaramı çıkar. Size her konuda destek olacağımı biliyorsunuz. Çoğu arkadaşım artık rehberimde 3000-4000 kişiye kadar asker, polis, sivil, sporcu ya da hevesli insanlar var. Siz de onlardan biri olabilirsiniz. Dediğim gibi Google'da Serdar Şahiner yazınca ben çıkarım. Telefon numaram dahi çıkar. Bana ulaşabilirsiniz. İki tane çocuk var. O yüzden fazla telefonları açamasam da WhatsApp'tan cevap veririm. Şu lazer nişangah sistemi ile ilgili linkleri Telegram'da paylaştım. İsteyen olursa WhatsApp'tan da yollarım ama Telegram'dan Serdar Şahiner yazarsanız. Çünkü Instagram silah videoları ile ilgili benim profilimi kapattı. Ben de fazla Instagram'a bir şey atmayacağım artık, bilmiyorum yani ileride ne olur ama herkes de Instagram'da. Bakalım. Telegram'dan devam edeceğim. Telegram'ın da bence potansiyeli çok yüksek.
Oradan artık görüşürüz sevgili arkadaşlar. Serdar Şahiner zaten. Nerede ararsanız orada çıkıyorum. Biraz daha atış yaparım bakalım vurabilecek miyim. Yaklaşık 6-7 metrede kullanıyorum bu lazer nişangahı. 10 metreye kadar da denedim. Gayet güzel bir lazer mühimmatı var. İğne bir vuruş yapıyor ve çok az da bir ışık gönderiyor. Ama cihaz algılıyor. Evet. Sevgiler, saygılar diliyorum. Beni takip etmeye devam edin sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.